İsmim Nebican Taşkan. Burada Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Aslında buraya gelmeden önce ben de bu videoları izliyordum, şaşırıyordum. Hani güzel bir üniversite, güzel içerikler diye. Şimdi aynı videoda benim olmam birazcık hem duygusal hem de şaşırtıcı. Buraya geliş serüvenim de biraz aslında garip. Normalde başka bir üniversitede tarih kazanmıştım. 2 ay falan okuyup bırakma kararı aldım. Sonra tekrar sınava hazırlandım ve bu bölüme geldim. İyi ki de gelmişim. Burada yani görsel iletişim tasarımı bölümünde birçok farklı şey yapıyoruz. Fotoğrafçılık eğitimi de aldık. Grafik tasarımın her alanıyla aşağı yukarı ilgileniyoruz. Bana gelecek olursak ben yani genel olarak grafik tasarımın her alanıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Son zamanlarda hareketli görüntüde eksikliğim olduğu için onu gidermeye çalışıyorum. Özellikle ilgilendiğim alan görsel metaforlar. Yani görsel metaforları kullanarak yaptığım çalışmalarımın çoğu ödül aldı. Yaklaşık 9 tane ödülüm var. Bunların arasında hem uluslararası hem ulusal birçok ödül var. Birincilik, üçüncülük, sergileme, mansiyon diye. En son aldığım Cumhuriyet'in 100. yılı ile alakalı bir mansiyon ödülü. Bu bölüm aslında hani birazcık da bireysel bir bölüm diyebiliriz. Her ne kadar Güzel Sanatlar Fakültesi içinde yer alsa da iletişim de bizim bölümümüzün hani çok önemli bir parçası. Burada aslında sen kendini ne kadar geliştirmek istersen o kadar gelişebiliyorsun. Yani burayı sadece akademik başarı olarak düşünmemek lazım. Sen okulda öğrendiğin dışında ne kadar çok şey kendine katarsan o kadar ilerleyebiliyorsun. Ki bu az önce de bahsettiğim bireysel ödüller de yani bunun en önemli göstergesi. Hem seni motive ediyor hem de network oluşturmanı sağlıyor. Bu okul bana birçok şey kattı. Eminim ben de okula katmışımdır diye düşünüyorum. Geçen sene İzmir'de düzenlenen, Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen 19. Geçmeyin Fırtınası'nda da okulumu temsil ettim. Orada Profesör Tatyana Ivanenko'dan tipografi workshop'u da aldım. Çok verimli geçti. En son yaptığım çalışmalardan birisi Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi'nde de kapak olarak yer aldı. Bu da beni mutlu etti. Bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Daha önce bir kozmetik markasıyla çalışıyordum. Onların markalaşmasına yardımcı oluyordum. Şu anda da hem İstanbul'da hem Londra'da faaliyet gösteren bir firmayla çalışıyorum. Yani hedeflerim arasında akademik kariyer tabii ki var. Ama kendimi her zaman güncel tutmaya, bölümle alakalı işler üretmeye de devam etmeyi çok istiyorum. Hem bölüm bana bir şey katsın hem de ben bölüme bir şeyler katayım istiyorum. Bölümümüz görsel iletişim tasarımı olduğu için yani aslında grafik tasarım diyemeyiz ve bu yüzden birazcık daha güncelle alakalı, özellikle yeni medya ile alakalı burada bir takım daha aktif şeyler olabilir. En azından burada büyük LED ekranlar veya bir kiosklar yer alabilir. Hem öğrenciler daha hareketli ve yeni medyaya yönelik çalışmalarını burada rahatça gösterebilir. Hem de daha etkileşimli bir şey yapmış oluruz. Sonuçta bu sene mezun oluyorum. Yani bir eleştiride ve öneride bulunmam gerekirse, şu anda bulunduğumuz dönem daha çok yeni medyanın ve yapay zekanın yer aldığı bir dönem. Yani bu sebeple bu iki alan hem eğitime daha fazla eklenebilir.